Dayısının günü. Derslerine iyi çalış. Sök artık şu okumayı ya. 28 yıldır Ece neredesin be oğlum? Ama bu sefer tasında yemek iş daha ne kadar devam edecek ya? Başyapıt İnşaat ve Dekorasyon firmasının kurumsal kararı bu. Beğenmiyorsan başka bir iş bul kendine. İyi dersler, öpüyorum. Akşam geliyorum benim canım. Artık erken inersin sen de sahneden. Çünkü bizim senin evde başka bir programımız var. Ha? Yok, o kadar kalamam. Daha sıkıştırılmış bir program düşünüyorum. Seni sıkıştıracağım benim canım. Oldu, görüşürüz. Hoşça kal. Lan! Ne yapıyorsun lan sen burada? Kahvaltı ediyoruz. Ulan Camış, kafede çalışmak yok demedik mi biz sana? Ben çalışmıyorum ki. Mesleğimi o kadar zevkle icra ediyorum ki bana çalışmak denemez. Hobi gibi. Neymiş senin mesleğin? Barmenlik. Lan! Kendini Kokteyl filmindeki Tom Cruise zanneden gerizekalı. Kafadan bacaklı. Bitti. Kafede çalışmak yok. Bitti. Yasak. Okuldan da alıyorum seni. Vereceğim mobilya atölyesine. Sabah 6'da iş başı. Ondan sonra piliçlerle değil, kargalarla yaparsın kahvaltını. Hadi hazırlan düş önüme. Çabuk, çabuk. Yürü. Koca reisi, Kuzey'in gururuna hırsız ha? Asansörü telefon çekmiyor yalnız. Hani benle konuşmuyordun? Kendi kendime Nida yapıyorum be aa. Asansörü telefon çekmiyor Nida mı? Gelir herhalde şimdi canım. Neyse ki havalandırma var. Apartmanın doğru dürüst bir kapıcısı olsa. O kadar büyük eksik ki. Uzun bir kesintiyse. Aman Allah korusun bende hipoglisemi var. Şekerim düşerse çatlak olarak bayılırım şuraya. Çantamda bisküvi var. İyi. Ne
var orada. Canım yabancı değil. Sen miydin reis? Al beni vur hemşerim. Ney? Madem hırsızım, al beni vur. Al bak silah da benden. Dur bakayım, önce bir tik dur da. Ne oldu renkli soldu? Normal. Normal. Gel. Bak ben servete, unvana, mevkiye doymuş kişiyim. Ben bundan sonra onurum, şerefim için yaşarım. Aa, biri hırsız değilse, eğer gerçek düşüncesi buysa, erkekse çekecek vuracak beni. Bu konuda hassasım. Ha, illa diyorsun. O vurmasa ben vururum onu. Hadi ya. İlla mı diyorsun? Vururum vurmam, onun garantisi yok. Ama en kötü ihtimalle efendi olacak. Kalebenin adamı olacak. Benden direkt çok sağlam özür dileyecek. Yoksa bu beni hırsız mı biri diye bir şüphe, beni öyle et yiyen bakteri gibi kemire durur. Hayır, tırnağı akıllı bir tabaka geçiyor kız. Ve kesinlikle kırılmıyor tırnak. Hep böyle parlak kalıyor, oje gibi. Ne kadar zamanda bir yeniletmek gerekiyor? Vallahi tırnak hızlı uzuyorsa 3 haftada bir yenilemen gerekiyor. Çünkü benim çok hızlı uzar. Ha, benimki de hızlı uzar, aynen. Bir de şimdi kalıcı oje diye bir şey çıkmış. O da daha değişik, daha farklı. Ya reis, o eşyaları ben de biraz önce öğrendim. Bizim gerizekalı Rıza saksan yuvasına götürür gibi dizi setine götürüp duruyormuş ya. Senin de günahını aldık, kusura bakma. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? O sandığın aynısından bir tane daha yapacağız. O değil de, benden özür dilerken Rıza'ya gömdün. Evet. Ben de böyle bir insanım reis. Beni de böyle kabul edeceksin artık. Öz eleştirel bir yanım var, takdir ederim onu. Haydi gel, biz de yemek yiyelim özür olaraktan. Senin en çok sevdiğin yemek nedir? Sence? Dur bakayım oraya. Buldum onu. Başın öne eğilmesin, aldırma gönül aldırma. Ağladın duyulmasın, aldırma gönül aldırma. Aldırma gönül aldırma, gönül aldırma. Dertlerim kalkınca ya. Aa, gerçekten. Aa. Ay Nur hayatım, iyi misin gülüm? Ay daraldım ablam. Gel. 1,5 saattir içerideyiz. Gerçekten mi? Ay klostrofobine sağlık tatlım. Ay bu ne ya yine? Hamsi. Misafir var da o istedi. Allah'ım ya.